Herkese yeni bir vlogdan, yeni bir günden merhaba, hoş geldiniz YouTube kanalıma diyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İlkay Cansever'in YouTube kanalına hoş geldiniz diyorum. Şimdi sabah hazırlandım. Ay, benim hastalığım hala devam ediyor. Bu nasıl bir şey bilmiyorum. Evde otururken hiçbir şeyim yok. Böyle birazcık yürüyorum. Nefes alışım hızlanınca hemen yorulup öksürük tutmaya başlıyor. Şu anda o durumdayım. Sizi tekrar buraya aldım. Şimdi ne yapacağız? İlk durağımız bir eczaneye gideceğim. Dedemin ilaçlarını alacağım. Daha sonra babaannemlere gideceğim. Babaannemlerde vakit geçiririz. Daha sonra saat 1.30 gibi de çıkıp tekrar buraya geleceğim. Ve ondan sonra nereye gideceğiz biliyor musunuz? Dudak dolgusu yaptırmaya gideceğiz. Bugün dudağıma hiçbir şey sürmedim. Dudak kalemi de çekmedim. Böyle dursun. Zaten şu an dudak dolgusu yok. Dudağımın bu normal hali. Ben dudak dolgusu yaptırdığımda genelde hiç alta yaptırmam böyle daha dolgun diye. Bu sefer eşit oranda bir dudak dolgusu yaptıracağım. Birlikte hatta gideceğiz. Onu da böyle tamamen vloga çekeyim diye yeni bir vlog başlattım. Bugün bütün günü vloglayacağım. Sizinle birlikte yapacağız ne yaparsam. Güzelliğine bakın ya. Hava resmen mis gibi. Şimdi geldim, babaannemlerdeyim. Evin bütün camlarını açtım. Ev biraz havalansın diye. Zaten o kadar sıcak ki şu güneşe bakın. Ev bir de o kadar çok güneş alıyor ki ev yanıyor sıcaktan şu anda. Her zamanki manzaramızdayız. Next Level'a geldim. Dudak dolgusu için çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak. İlk defa bu doktora dudak dolgusu yaptıracağım. Daha önce farklı bir doktora yaptırıyordum. Bakalım bütün deneyimimi sizinle paylaşacağım. Diyorsan iğne de yapabilirim. Ağrını uyuşturmak. Yok, uyuşturmak yeterli. Tamam, hazır mıyız? Evet. Acısını unuttum şu an, hatırlamıyorum ama inşallah. Dolgunun acısını unutmuşum. Şu an yaptırdım. Gerçekten şu an aşırı ödemli. Dışarı çıkınca tekrar göstereceğim. Şimdi dışarı çıktım. Konuşamıyorum çünkü hala dudağım ve dilim bile şu an uyuşuk durumda. Bitti. Doktorumla ilgili bütün detayları da size söyleyeceğim. Videonun arasında paylaşacağım kime yaptırdığımı. Gerçekten botokstan çok memnun kalmıştım. Şimdi de kendisine dudak dolgusu yaptırdım. Bakın burada kim var? AVM'lerin gülü. AVM'nin aranan yüzü. Merve Kaya. Herza bizi zorla AVM'ye getirdi. Şimdi Zara'da bir değişim var. O değişimi yaparken biz de turlayacağız. Ondan sonra AVM'den çıkacağız. Bugün cumartesi, aşırı kalabalık AVM. Bak bakalım burada mı? Gelir misin kickboksa? Alper Hoca'ya boksa başlayın. Evet. Nespresso'ya gittik. Güzel kahveler aldık. Hatta bize kahve ısmarladılar. Kahveyi de bedavaya getirdik. Ama böğürtlendi çok güzel arkadaşlar. Size eve gittiğim zaman kutusunu da gösteririm. Mağazalardan da bakabilirsiniz. Çünkü hemen sanırım aldı. Online'da... Hemen kutu aldı. Hemen. Olmazsa ölür çünkü. Online'da kalmamış sanırım. Sadece mağazalarda varmış. Gittiğim zaman göstereceğim size de. Takıcıya geldik. Merve yüzükler almış. Biz de Ferza'yla gelip aynı yüzükleri, Merve ne aldıysa aynılarını alıyoruz. Şimdi burada kolye bakıyorum. Ben şöyle bir kolye beğendim. Hatta şuradan göstereyim. Ters duruyor tabii şu an. Bir de şöyle bir kolye beğendim. Bir de şu yüzük. Hatta o yüzük de şurada. Başa gülsene. Size şimdi Bahçeli'nin, emeğin, Çankaya bölgesinin en güzel spor salonunu göstereceğim. Bakın en güzel spor salonu. Aa, peki sosyal medya için indirim almadık. Arkadaşım ne diyor biliyor musun? Dur FMS şimdi. Diyor, FMS. Bir şey diyeceğim, ben sosyal medya için indirim almadım. Sosyal bak YouTube'a koyacağım. Almak. Benden sana gelen kişiler olursa ne olacak? Antrenman sonra duş veriyorum. Pakete dahil ediyorum. Teşekkür ederiz. Yerimiz de hemen nerede? Bahçeli'de. 4. caddeyi biliyorsanız hemen şöyle yeri göstereyim. A101'in, Carrefour'un hemen çaprazında Mado'yu bilirsiniz. 4. Evet, 4. cadde üzerinde. Gelirseniz indirim yapar mı bilmiyorum. Bize bile yapmıyor indirim.
Şimdi burayı size şimdi detaylıca göstermiyorum. Bayramdan sonra geleceğiz. Detaylıca burayı gezdireceğiz. Hatta biz de spora başlıyoruz Ferza'yla. Spor vlogları. Biz zaten spor yapmadığımız eksikti. Bir de spor yapalım. Sabah da evden çıktım. İftar vaktine şu an 15 dakika var. Eve gidiyorum. Alışverişlerim var. Birlikte bakalım neler almışım göstereceğim. Size hemen şu aldığım şeyleri göstereyim şurada. Çünkü birazdan çıkartacağım. Bir daha bu şekilde gösteremem dedim. Şöyle bunları şey için kapsüllerimiz bittiği zaman içine dolduracağız. En yakınımızdaki Nespresso'ya götürüp teslim edeceğiz ki geri dönüşüme katkımız olsun diye. Şöyle iki tane kahve almıştım. Aldığım kahveleri göstereceğim. Şunun tadımını orada yaptık. Mükemmeldi. Şu kesinlikle deneyin. Bakın böyle yumuşak kahve seviyorsanız seversiniz. Mükemmeldi. Bir de şu tatlı kahve, sütlü tatlı kahve istiyorsanız bu da güzel bir kahve seçeneği olabilir. Şimdi takıcıdan da şu aldığımız takıları göstereceğim size. Şöyle tekrar gösteriyorum. Şöyle ucunda minik bir fil olan bir tane kolye aldım. Çok güzel. Bunun fiyatı ne kadardı? 200 liraydı. Ondan sonra şöyle alt tarafa doğru böyle sarkan yıldızlı bir kolye aldım. Bu da çok güzel bir kolye. Taktığım zaman da yine gösteririm. Bunun fiyatı 350 liraydı. Şöyle güzel bir kalpli kolye aldım. Bu da bayağı güzel. Hem böyle gümüş takılarımla kullanırım küpelerle hem de goldlarla. Bunun da fiyatı 270 liraydı. Şöyle Zara'nın Zara model bir küpe aldım. Bu da çok güzel. Taktığım zaman gösteririm yine. Bu 250 liraydı. Bir de şurada bir yüzük var. Çıkabilirse onu göstereyim. Şöyle tatlı bir yüzük aldım. İçindeki mavi ton çok güzeldi. Çok beğendim. Bunları aldım. Bugünkü alışverişim bunlardı. Resmen yaptırdığımdan beri sürekli böyle kamera elimde, dudağıma bakıyorum. Tabii bugün şiş. Muhtemelen böyle 1-2 gün şişliği böyle ödeme devam eder. Ben de o arada masaj yapacağım. Daha sonra böyle bir hafta sonra zaten oturmuş oluyor. Hatta bence en güzel dolgu 1. 2. ayında güzel oluyor. Bakalım siz de göreceksiniz. Sabah Merve'ye gittim. Merve İstanbul'a gidecekti. Onunla bir saat oturdum. Daha şimdi uykulanmaya gidiyorum. Şimdi nereye geldim? İlkokulum, ortaokulum. Hamdullah Supi'ye geldim. Oyumu burada kullanacağım. Belediye oylarını ben hep İstanbul'da kullanıyordum. İlk defa Ankara'da oy kullanacağım. Şimdi ilkokulumda oyumuzu kullandık. Bakın oy ekibine. Oyumuzu kullandık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Hava o kadar sıcak ki. Şu an resmen şurası bir havuz olsa havuza girerdik. O kadar güzel. 25 derece Ankara'da hava. Size güzel bir hafta diliyorum aslında. Vlog geçen hafta açmıştım. İnşallah bugün sonlandıracağım. Bugün de vlog çeker ve sonlandırırım. Bugün günlerden pazartesi 1 Nisan. 1 Nisan şakası yapmayacağım size. Hatta şöyle mi yapsam, size 1 Nisan şakası yapıp videonun başlığına çok saçma bir şey yazıp aslında o bir 1 Nisan şakası olsa olabilir, vallahi düşünebilirim. O yüzden video başlığında böyle farklı bir şey görürseniz bilin ki benden size 1 Nisan şakası. Şimdi 1 Nisan'a girdik, artık havalar sanırım güzelleşiyor. Resmen Ankara bugün yaz günüydü, çok sıcak, böyle ısınmaya başladı. Bildiğin bütün meyveler çiçek açmış durumda. Biliyorsunuz ki cumartesi günü dudak dolgusu yaptırmıştım. Artık böyle yavaş yavaş şişliği inmeye başladı. Şurada birkaç tane iğne izim var. Onlar da inşallah birkaç güne geçer. Ben de böyle tamamen rahatladım zaten. Sıcak bir şey içebiliyorum artık. Alıştım da bu görüntüyü seviyorum ben. Doğallaşınca hatta dediğim gibi 1. 2. ayında daha da güzelleşiyor. Ben çok seviyorum. Tabii sevenler de oluyor, sevmeyenler de oluyor. Benim gözüm buna alıştığı için artık az dursun istemiyorum. Bittikçe böyle senede bir kez, 1,5 senede bir yeniliyorum.
böyle güzel bir doktor da bulursanız doktorumdan çok çok memnun kaldım. Size de onun bilgisini vereyim ben hemen. Ankara'da yaşayanlar varsa bilirler, Next Level'ı bilirler yani. Next Level'da Solita'ya yaptırdım. Solita'da Alperen doktor var. Kaya Pınar. Hatta eğer böyle randevu falan almak isterseniz benim ismimi de verin. Belki bir yardımcı olur size. İlgisi yoktur, onunla hiç konuşmadım ama yine de İlkay Cansever'den yani bendenizi kesinlikle söyleyin. Solita Güzellik Merkezi. Next Level'da Alperen Hoca. Gerçekten çok memnun kaldım. Hatta botoks işlemimi de kendisine yaptırmıştım. Bir 3-4 ay oldu. Şimdi dudak dolgusunda yaptırdım. Gerçekten beğendim. Zaten siz de böyle devamlı görürsünüz. 1-2 ay sonraki halinde en yakından şahit olacak kişiler sizlersiniz. Güzel dedim ki eve geldim. Bütün işim bitti. Hiçbir işim yok. Uzanırım, televizyon izlerim dedim. Sonra aklıma geldi ki bugün asıl sabah halletmem gereken işi unutmuştum. Şimdi onu halletmeye gidiyorum. Birkaç yere uğrayacağım. Ondan sonra inşallah bir yarım saate işim bitecek. İşimi hallettim, eve geldim. Şöyle mutfakta oturuyorum. Annem de karşımda börek yapıyor. Birazdan size böreği de göstereyim. Bu ne böreği bilmiyorum. Aslında kol böreği gibi. Kol böreği gibi. Böyle dolaya dolaya şimdi göstereceğim. Göstereyim böreği. Çok güzel duruyor, yumuşacık. Babam olmadığı için yapıyorsun böyle. Babam olsaydı yapıyorum. Babam olsaydı maydanozu görünce hayatta yemez. Ama maydanozsuz yapardım. Ha. Evet. O zaman kenarını şeyli yap, maydanozsuz. Aynen. Of, börek harika oldu. Mis gibi. Şimdi soğusun. Hemen böleceğim. Yapıldı. O iftardan sonraki bir saatlik mayışma saati de geçti. Şimdi güzel bir kahve yapacağım. Kahvesi yapmayayım. Onun yerine şöyle güzel bir kahve yapayım dedim. Hemen su koyalım. Şu bardağımı kullanacağım. Süt şimdi ısıtıyorum. Sütlü yapacağım. Şu küçük bardaklar sayıyor sadece. Şunu kaldırıp şu şekilde koyacağım. Hemen şuradan kapsül de seçelim. Şundan içelim. Frambuazlı. Yıllar önce şöyle bir alet almıştım Trendyol'dan ve bunu ben uzun zamandır yani yıllardır kullanıyorum. Çok pratik ve ucuz bir şey. Böyle süt köpürtmek için kullanıyorum. Çok çok güzel. Şöyle göstereyim mesela. Şimdi tabii yıkamıştım, su geliyor. Cidden harika. Bunun linkini de eğer isterseniz, İhtiyacınız varsa veririm. Kesinlikle pratik bir şey. Makinenin bir tane düğmesine bastım. Hemen ısınmasını bekliyorum. Tamamen böyle yanıp sönme bitince tamamen yandığı zaman bardak tuşuna basacağım. Şuradaki küçük bardaklar, şu da büyük bardaklar için. Bayağı pratik bir makine. Harika bir kahve oldu. Şimdi güzelce içeceğim. Çok sıcak. Birazcık soğumasını bekleyeceğim. Yaptığı köpüğe bakın. Harika köpük yapıyor. Bayıldım. Günaydın, günaydın. Güzel Ankara'mdan, güzel mahallemden günaydın. Şimdi sabah nereye gidiyorum? Bugün benim tırnak randevum var. Tırnaklarımı yaptırmaya gidiyorum. Yaklaşık bir 2,5 hatta 3 ay oldu tırnak yaptırmaya. Uğraşıyorum ki böyle tırnağımda oje olmayınca artık etleri bile böyle acıyor kopartmaktan. Şimdi güzelce tırnaklarımı yaptıracağım. Yaptırsam hiçbir fikrim yok. Şimdi gidince karar vereceğim. Bilmiyorum, unutmuşum tırnak rengi seçmeyi. Arandan çıktım, tırnağımı yaptırdım. Eve gidince göstereceğim. Bir de bizim Ünal Kuruyemiş'ten güzel şeyler aldım. Onları da eve gittiğimde göstereyim. Önündeki ağaca bakın ya. O kadar güzel açmış ki. Bembeyaz. Eve geldim, bir yarım saat evdeyim. Şu camları açacağım, havalansın biraz ev. Çok sıcak dışarısı, aşırı sıcak ya. Resmen yaz günü.
Şimdi bir yarım saat sonra evden çıkacağım, babaannemlere gideceğim. Bugün babaannemlerde yemekleri ben yapacağım. Onun için saat 2.30-3 gibi giderim. İftara böyle güzel bir yemek hazırlayayım dedim. Bugün yemekler babaannemlerde benden. Onun için yarım saat sonra çıkacağım. Oraya gittiğim zaman da yine vlog çekerim size. Ünal Kuruyemiş'ten neler aldım size göstereyim. Bu Ünal'ın kendi gofretleri var. Çok güzel, bundan aldım. Şundan aldım, babam seviyor, ona götürürüm dedim. Böyle kendi ürünleri çok çok lezzetli ve daha önce de yine gösterdiğim bu premium gofretler. Bundan aldım, evdeki bitmişti. Şu nostalji gofret diye geçiyor ama o kadar güzel ki. Kesinlikle bunu bir deneyin. Böyle Instagram'da ben bunun linkini vermiştim. Instagram'da linkini verdiğim kişilerden alanlar olmuş, çok beğenmişler. Lütfen siz de deneyin. Eğer Ankara'daysanız ya da Ünal Market, Ünal Kuruyemiş varsa çevrenizde, gidin bir alın, deneyin bir paket. Ama uzaktaysanız, yoksa da Trendyol'dan da sipariş verebilirsiniz. Onun da linkini eğer isterseniz yorumlarda size veririm. Çok güzel gerçekten. Biz nereye geldik? Babaannemlere geldik. Biraz önce de söylemiştim. Geldik, babaannem su böreği açıyordu. Şimdi annem devraldı, annem su böreği açıyor. Bugün iftardan sonra su böreği yiyeceğiz. Birazdan göstereceğim. Annem diyor çek diyor. Birazdan göstereceğim. Fırına da tavuklu patatesli yemek attık. Bir de pirinç pilavı yapacağım birazdan. Babaannem sulu köfte yapmıştı. Yani köftesini yapmış. O yüzden çorba yapmayacağım. Sulu köftemiz var. Birazdan su böreğini göstereyim size. Önce manzarayı göstereyim. Artık alıştınız buranın manzarasını. Hemen bir manzarayı gösteriyorum. Hava durumunu verip su böreğini gösteriyorum. Erken saatte geldik. Onun için çok sıcak hava. Bir de evde merkezi sistem burada, o kadar sıcak oluyor ki bütün camlar açık, hala sıcak ev. Şöyle güzel manzaramızda hemen su böreğini gösteriyorum. Birazdan böyle iki tepsi su böreği olacak bunlar. Benim küçükken en sevdiğim şey şurada bir maydanozlu var, peynirli. Bir de sadece peynirli var. Babam maydanoz yemediği için ona her zaman ayrı bir tepsi. Böyle annem hatırlarım sabah kalkardı. Sabahtan akşama kadar su böreği açardı. Mutfak hep su böreği. Bu bez şeylerle, beze mi oluyor bu? Hı hı. Bunlarla dolu olurdu. Benim de bu hayatta en sevdiğim şey su böreği yapılırken o kaynar suya atılıyor ya hamur. Kaynar suya atıldıktan sonra o hamuru yemek. O kadar çok seviyorum ki en sevdiğim şey. Ben de birazdan bir eşofman giyeceğim. Rahat rahat böyle gün geçiririm. İçeride de dedemin radyosu açık. Radyodan müzik dinliyor. İşte Simoş da geldi. Enes de burada. Salla Enes. Babam da arabayı park ediyor şu an. Şimdi eve geldik. O kadar yoruldum ki anlatamam. Şükür Galatasaray'ımız kazandı. 1-0 Icardi'nin golüyle maçımızı kazandık. İnşallah oturup rahat rahat bu hafta içi maçları izleyeceğiz diyorum. Şimdi buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Bay bay.